Bizim Mehmetçiğimiz ta beşikteyken sevdalandı vatana. Türkülerle, masallarla, ninnilerle nakış nakış işledi analar onların yüreğini. Bayrak inmesin, ezan susmasın, vatan bölünmesin diye gerektiğinde kurban etmek için yetiştirdi onları. Çocuktular, büyüdüler, birer yiğit oldular. Artık onlar da her şeyin farkındaydılar. Biliyorlardı vatanın sadece kuru bir satıhtan ibaret olmadığını. Bir toprağın vatan olabilmesi için Allah'tan gayrısına boyun eğilmeyeceğini, nerede neyin feda edileceğini, neyin uğruna öleceğini çok iyi biliyorlardı. Her genç gibi Sinan'ın da bir sevdiği, uğrunda canını feda edeceği bir ailesi vardı. Sayılı günlerin bitmesini bekliyordu sevdiklerine kavuşmak için. Lakin kalleşlerin, vatan hainlerinin kurduğu pusu bu vuslata izin vermedi. Şehidimiz Sinan Gümüştaş'a Allah'tan rahmet diliyor ve ailesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Al bayrağın gölgesindeki on binlerce yiğit vatan sevdalısından biriydi Sinan Gümüştaş. Zeki, ailesine bağlı ve herkes tarafından da çok seviliyordu. Kahraman Sinan, kirli ellerin kurduğu hain bir pusuda şehadet şerbetini içti. Sabahları bazen onu rüyamda gördüğümde böyle ilk başta uyandığımda sanki Sinan varmış gibi geliyor. Gözlerimi açıyorum, böyle her şey çok güzel. Sonra birden olmadığını fark edince dünya yine kararıyor. Diyorum ya, bizim evimizin ışıklarını söndürdüler. Silahları ben gideceğim kardeşimin kanını ben alacağım. Paşam, paşam yavrum. Bak anneni çağlamadı. 7 gün sonra haberi geldi yavrumun. Bugün öptü annenin dudaklarını. O yanaklarına değdim ben yine bugün. Sarıcak ağladı yavrum benim için. Sen buraya gel ama ben gel, sen buradasın. Sen buradasın. Yavrum yanındayım. Allah ekber. Ya bir insan dokunduğu zaman lezzet alır mı bir insanda? Ben oğluma dokunduğum zaman damarlarıma böyle sanki bir şerbet giriyordu. Tad alıyordum ondan. Sele sarıldığı zaman sanki ciğerimdeki bütün o kötü enerjiyi alıyordu, beni rahatlatıyordu. Sinan daha 10 yaşlarındayken toprağı ölümsüz kahramanların kanıyla yıkanmış Çanakkale'de yapmak istediğini söylemişti askerliğini. Küçücüktü, böyle bir araba görmüştü, 17 plaka neydi diye. Ben de Çanakkale demiştim. Çanakkale'de yapacağım annemin askerliğini dedi, 10 yaşındaydı. Asker mi olmak istiyormuş benim oğlum? Hem de Çanakkale'de. Önce sen bir büyü, benim küçük adamım. Çanakkale'den sana mektup yazacağım. Mehmetçikler mektup yazarmış annelerine. Anneleri de ağlarmış. Sen ağlama ama. Canına can katan bir de sevda düşmüştü Sinan'ın gönlüne. Sevdalar ikilenmişti kalbinde. Bir sevdiğinin gözlerine baktı Sinan, bir de elindeki kağıda. İstediği bir kız vardı. Seviyordu onu. Anne evlendirecek misin diyordu. Evlendireceğim, bitir oğlum askerliğini. Gel her şeyi yapacağım diyordu. İlkim, nurum, sonum derdi. Çok seviyordu onu. Ve en büyük isteği, en büyük hayali de askerden gelir gelmez onunla evlenmekti. Beni hiç unutmayacaksın değil mi?
çıktı şimdi bu Sinan? Bilmem, içimden geldi. Gelmesin içinden böyle şeyler Sinan. Bazen öyle tuhaf konuşuyorsun ki içimi titretiyorsun. Canım benim. Ne olursa olsun sen hep yüreğinde kalacaksın. Sen beni unutsan da bir gün ben seni unutmayacağım. Sen benim ilkim, nurum, sonumsun. Anne dedi, biliyor musun nereye düştüğümü dedi. Sakın Çanakkale deme dedim. Ben ne demiştim sana? Çanakkale tabii. Bu bizim çocuk var ya, gönlünde ne yatıyorsa oluveriyor. Şimdi içine annem hep güzel şeyler hissetti oğlum dedim. Çünkü Allah sanki senin dedim istediğini yaşatıyor sana. Güzel yerde yapmayı dile dedim Allah'tan dedim. Anne ben doğuda yapacağım dedim. Sen her şeye hazır ol dedi. Al bayrağı sarılı da gelebilirim. Belli olmaz. Aa, ağzından çıkanı yel alsın oğlum. Titretme içimi şimdi. Oğlum, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Tamam tamam, üzülmeyin. Abla bak kurtuluyorsun benden, gidiyorum dedi. Ondan sonra o öyle dediği zaman ben anladım gerçek olduğunu. Hep askerliği çünkü sürekli söylerdi. Ben askere gidince rahatlarsın derdi. Ben de evet rahatlayacağım derdim. O gidiyorum dediği zaman gerçekten gideceğini anladım. Her şeyini kameraya alıyordum. Her anını görüntülemek istiyordum. Hatta sürekli ağlıyordum. Herkes bana kızıyordu. Bu kadar ağlama bak iyi değil. Ya benim kardeşim bir kere askere gidecek. Bir daha gitmeyecek ki. Ben bir kere ayrı kalacağım. Bir daha kalmayacağım ki. Bunun tadını çıkartayım. Eğer ağlanacaksa ağlayayım. Sürekli ağlıyordum. Hatta şey demişti. Abla sen beni ne kadar çok seviyormuşsun. En çok benim için sen ağlıyormuşsun. Evet Sinan ben de şimdi anladım. Ben seni çok seviyormuşum. Biz kapıdan ayrıldık. Sadece sarıldı da arkasını döndü. Bir daha da dönüp bakmadı. Ya, o da çok üzülüyordu. O da çok yani ayrılmaktan dolayı üzülüyordu. Askere gidiyorum diye değil. Ayrılıktan dolayı. Anneciğim. Dikkat et kendine tamam mı? Üşütme. Sıkı giyin. Terlersen iç çamaşırını mutlaka değiştir. Üstünde kurumasın. Ah, aklım sende kalacak oğlum. Ya tamam anne tamam. Merak etme sen beni. Çocuk değilim ben. Sen benim her zaman çocuğumsun. Yolun açık olsun oğlum. Canım benim. Allah seninle olsun. Yavrum. Abla. Hakkını helal et. Eksik kalacak bir yanım. Hadi hadi. Bırak kurtuldum benden. Öyle konuşma. Ne yaparım ben sensiz? Ablam. Onlar sana emanet tamam mı? Üzme onları. Sinan. Seni çok seviyorum. Canım ablam. Hadi oğlum. Vatan görevi beklemez. Yol boyunca o araba kullanmasını severdi. Araba tutkulu. Hep o kullandı. Gittik. Ta ki Nizami'den dedi ki baba sen içeri girme dedi. Ben buradan gireceğim dedi. Öpüştük ben çektim. Nizami'den dönerken korna çaldım. O çünkü bizim kornamız belliydi. Hemen böyle kafayı uzatınca bir baktım ağlıyordu. Bu sefer ben de dayanamadım. Ben de çok ağlamaya başladım. Acemi Birliği Şehitler Şehri Çanakkale'ye çıkmıştı. Tertemiz ellerini boş çevirmemişti yüce yaradan. Biricik yiğidini tamam, kışlaya bırakan baba onu Allah'a emanet etmişti. Gidiyorsun oğlum. Kolum kanadım. Her şeyim seninle gidiyor. Gururumsun. Acımsın. Yüreğimden bir parça koptu sanki oğlum. Gitme demek istedim. Dön demek istedim. Diyemedim. Sinan gittikten sonra küçük çocuklar gibi oturdum günlük tutmaya başladım. Sinan'a olan duygularımı, Sinansızlığı, Sinan'ı ne kadar çok sevdiğimi yazdım. O defteri ve kardeşimi okutmadım. Hani derler ya, acılardır adam eden insanı. Özlemlerdir sevgileri gerçek kılan.
Ben senin özlemine alışamadım Sinan. Kardeşim. Bugün yine boş yatağına baktım. Hayal ettim döneceğin günü. Düğümlendi boğazımda hıçkırıklar. Ağladım. Yüreğimle ağladım. Keşke hiç büyümeseydik. Keşke hep küçük kalsaydık dedim içimden. İçim sızladı kardeşim. Dönecek misin yuvana? Öyle çok korkuyorum ki. Gelecek günümüzü biliyorduk. Mesela yarın geliyorum demişti. Ama saati belli değildi. Ben onu haremden karşıladım saat 12-1 gibi. Ben de o saatte eve girdim. Gidiyorum hanıma dedim ki hadi diyorum oğlun gelecek akşama. Yemek yap ya tamam yapacağım. Daha akşama kadar çok vakit vardı ya falan. Demiyorum ben ona erken gelecek diye. Geldik kapıya şuraya doğmuştu. Korna çaldı annesi bir çıktı ben zannettim. Balkondan tabii oğlum dedi. Ben biliyorum o gün geleceğini ama o saatte geleceğini bilmiyorum. Daha geç vakit bekliyorum onu. Şok oldum. Çok güzeldi ya. Ne kadar sevindirdin beni bilemezsin. Anne. Canım benim. Hadi gel içeri. Hadi. Ben onun için işi bıraktım. İşten ayrıldım. 10 gün onunla rahat rahat beraber olmak için. Sabah kahvaltılarını beraber yapmak için. Yine sabah 6'lara kadar birlikte oturmak için işten ayrıldım. Ve iyi ki de ayrılmışım. İzine geldiğinde kollarım dayamış böyle balkondan dışarıya. Şöyle boş boş baktı karşıya. Ben de masada oturuyorum. Anne dedi şehit çok güzeldi mertebe biliyor musun dedi. Biliyorum oğlum biliyorum. Allah nasip eder inşallah. Annelerle böyle konuşulmaz evladım. Sen benim oğlumsun, canımsın, kanımsın. Ben böyle şeyleri duymak bile istemiyorum. Allah'a isyan etmek diye sözlerim ama anayım ben oğlum. Dayanır mı ana yüreği? Bu sözler ana yüreğine ağır gelir evladım. Böyle sıkıca sarılmak, hiç kopmamak isterim ben senden. Korkma güzel anam benim. Bana bir şey olmaz. Canım anam benim. Daha olgunlaşmıştı, daha sakinleşmişti. Kaçıyordu sanki bizden. Yani benimle o çok sarılıp koklaşmalarını böyle hep biraz mesafe koymaya çalıştı. Eskisi gibi değildi böyle. Uzak tutuyordu. Daha çok bağlanmak istemiyordu. Hatta yeğenime, ablamın oğluna. Teyze oğlu biliyor musun demiş. Ben bir daha İstanbul'u görmeyeceğim. Ne demek şimdi bu ya? Saçmalıyorsun. Hem Elazığ o kadar da kötü bir yer değil. Bilmem. İçimden öyle geliyor. Bu son biliyorum. Erken kalktık. 6-7 uçağa kalkacaktı. Ben de endişeliyim. O da endişeli. Bir an önce hani yerine gitsin. Bir an önce ne haberler verecek diye böyle hepimiz merak ediyorduk. O şekilde bindirdik. Gitti. Bizi habersiz bırakma olur mu? Olur. Sarp yokuşların ve buz gibi dağların çevrelediği Elazığ'a çıkar. Hücum edelim, hücum et. Al. Emniyet. O kadar mutluyum ki anne dedi. Yani 5 yıldızlı otelde kalıyoruz sanki dedi. Her şeyimiz çok mükemmel, çok güzel. En ufak bir şikayeti yoktu. Hatta çok anlatıyorsun iyi olduğunu oğlum diyordu. Nazar olursun diyordu. Orada bizim bu mahallenin bir çocuğu var. Ablamızın da okul arkadaşı tabii geç gitmiş. O da alay komutanı şoförüymüş. Yeni askerleri çağıran arkadaşlar İcadiye, İstanbul Üsküdar İcadiye bahsetti. Benim semtim hemen döndüğümde Sinan vardı. Sinan'ı çağırdım. Kimsin sen dedi. Kimlerdensin gibilerinden. Soy ismini sordum. Gümüştaş dedi. Gümüştaş soy ismini bir yerden tanıyorum ama çıkartamıyorum o sırada. Sinan Aldan komutanımızın yanında olmak istiyorum. Her zaman ısrarla bunu söyledi. Ben de onu kırmamak için çünkü bir de tanıyordum. Kırmamak için ben de ısrarla komutanıma ısrar ettim. Şoförlük için önerdiğin asker bu mu Süleyman? Evet komutanım. Çok yakın bir arkadaşımın kardeşi. Tam istediğiniz gibi bir şoför.
Sen öyle dersen tamamdır Süleyman. Yeni görevin hayırlı olsun evlat. Sağ olun komutanım. O zaman sen eğiteceksin onu Süleyman. Başla komutanım. Gidebilirsiniz şimdi. İşte karakol denetlemelerine gidiyorlardı. 8 tane. Mesela 3 tane karakol Elazığ'ın daha dışındaydı. İşte Diyarbakır'la Bingöl sınır tarafında olduğu için Tunceli. Oralarda tabii ki gittikleri yerler dağ yolları. Oralarda bir korku yaşıyorlardı. Dikkat edelim evlat. Fazla ses çıkarmadan yavaş gidelim. Buralar tehlikelidir. Emredersiniz komutanım. Umduğumdan da iyi şoförmüşsün sen. Sağ olun komutanım. Babamın bir dolmuşu var. Daha küçükken hep alırdım gizlice, kullanırdım. Babam çok kızardı. Aşırı bir merakım var arabalara. Babam çok kızardı ama beni dövmesin diye hep kaçardım. Ailene çok düşkünsün belli. Gözlerin parıldıyor onları anarken. Terzi arkadaşı onun masasına gidermiş. Yatar uyurmuş. Kimse yatırmazdım diyor arkadaşı. Tek Sinan'ı yatırırdım diyor. Hatta o gün göreve gideceği günü takım elbiselerini giymiş oğlum. Onun yanına gitmiş, arkadaşının yanına gitmiş. Hayırdır Sinan demiş takım elbiselerle. Düğünüm var benim demiş. Sonra onun bir masası varmış. Sinan orada hep yatarmış. Dur be kanka demiş. Şuraya son bir kez yatayım. Bu benim son görevim. Bir daha gelmeyeceğim ben biliyorum. Niye öyle söylüyorsun Sinan? Öyle hissediyorum. Bir daha geri dönmeyeceğim. Bir daha gelmeyeceğim. Allah Allah. Şehit olacağım. Tuhaf tuhaf konuşup daraltma içimi Sinan. Bir sus da rahat edeyim biraz. Son bir defa uyuyayım şuracıkta. Ne sonu ya? Göreve gidip geleceğim. Sen başımın belası nasıl olsa. Görevden dönersem izne gideceğim memlekete. Çok özledim onları. Bak işte buna çok sevindim. Git açılırsın. Hep bitmeyecek diyordu. Hep şafak karanlık, gelmeyecek, geçmeyecek. Zaman geçtikçe ben size yaklaşmıyorum, sizden uzaklaşıyorum diyordu. Hatta bana bir gün dedi ki Elazığ'dan, anne dedi 8 ayım bitti ama dedi 7 ayım kaldı. 7 ayım dedi sana yaklaştırmıyor, uzaklaştırıyor. Neden dedim böyle düşünüyorsun dedim. Yok dedi, sanki hiç dönemeyecekmişim gibi geliyor dedi. Oğlum askerlik psikolojisi dedi. Bana her konuşmamızda abla annem nasıl, abla babam nasıl, abla bak onları sana emanet tamam mı? Onları sana emanet ediyorum tamam mı Sinan merak etme. Onları sakın üzme abla olur mu? Onlar sakın üzülmesinler. Üzülmezler Sinan bir şey olmaz sen merak etme derdim. Bitecek ve geleceksin, bitecek bu günler. Bu özlem bitecek. Sayıyoruz bak az kaldı derdim. Böyle hüzünle gitme görevi. Gül biraz. Dikkat et kendine. Ne olur ne olmaz. Görüşemezsek hakkını helal et. Öyle deme. Bir şey olmaz sana. Arabayı arabadan daha iyi tanıyorsun sen. Benimkileri bir arayayım. Bak sana ne dinleteceğim şimdi. Alo, oğlum. Baba. Kalp kalbe karşıymış oğlum. Bizim şoförlerle seni konuşuyorduk. Ben de baba. Asker arkadaşıma seni anlatıyordum. Baba. Efendim oğlum. Baba be, şu bizim kornayı bir çalsana ya, çok özledim. Canım oğlum benim, dur bir dakika. Dinle. Alo? Sinan oğlum, iyi misin? En son saat 1'de beni aradı. Öğlen 1'de. Bana resmen 4 kelimeyle veda etti. O canlı konuşan çocuk. Anne telefonumu kapatıyorum, gittiğim yerde açarım diyen çocuk. Anne telefonumu kapatıyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Seni çok seviyorum. Bana çok dua et. Ay oğlum sen ne diyorsun dedim. Ben seni Allah'a emanet ediyorum dedim. Ben seni çok seviyorum dedim. Tamam anne kapatıyorum dedi. Ve kapattı. O telefon elimde 20 dakikadan fazla kaldı. Bebek sever gibi telefonu sevdi. Neden böyle konuştu? Niçin böyle konuştu diyorum. Hatta ablasına demek istiyorum veda etti diye.
Yani veda ama diyemiyorum. Yani belki değildir diyorum. İnşallah değildir ama bu veda konuşması. Ararım derdi. Yok bu sefer kapatıyorum. Yani bitirdi. Konuşmasını da bitirdi. Her şeyini bitirdi. Yol uzadı sanki komutanım bugün. Bir ağırlık var üzerimizde ondandır. Yol aynı yol oğlum. Haklısınız komutanım. Sinan, yavaş kullan oğlum. Emredersiniz komutanım. İstanbul'un bile gözyaşlarıyla karşılayacağı Sinan, bu kahraman... Dikkat, Sinan! ...kanlı bir mayının patlamasıyla şehitlik davetine icabet eder. Anne, ben asker olunca Çanakkale'ye gideceğim. Göreceksin, Mehmetçik olacağım. Sen benim ilkim. Nurum, sonumsun. Al bayrağı sarılı da gelebilir. Belli olmaz. Şehitlik ne güzel bir mertebe, biliyor musun? Biliyorum oğlum, biliyorum. Allah nasip eder inşallah. İnternet bağlanmıştı eve. Yani internette bir sorun vardı. Uğraştık yapmak için. Maillerime bakmak istedim. Girdiğim ilk sitede son dakika haber yazıyordu. Anneme seslendim. Anne gel bak, Sinanların orada şehit var dedim. Anne! Anne, Sinan'ın da adı var. Hayır, şaka ediyorsun. Sinan değildir, o olamaz. Anne! Anne, yemin ederim o Sinan! Sinan! Oğlum! En sonunda benim oğlum içinde geldi. Sinan Gümüştaş İstanbul'da diye. Ablayı sarsıyorum. Sen mi yazdın oraya diye. Anne, ben nasıl yazayım diyorum. Anne, ne diyorlar? Ne yazıyor burada diyorum. Annem diyor ki yok, olamaz. Benim çocuğum çok küçük. Hayır, olamaz. Benim çocuğum çok küçük. Ben daha yeni konuştum. Ona bir şey olamaz. Tazelendi derin yalan. Seni bugün andım oğul, kokun geldi buram buram, yanımdasın sandım oğul. Eve geldim ama hiç aklımın ucuna bile gelmiyor. Çünkü bir saat evvel oğlunla konuşmuşsun, hiç aklıma ucuna gelmiyor. Ne oldu, ne oldu diyorum hanıma. Sinan diyor, ne olmuş Sinan'a? Sinan diyor, mayın patlatmışlar diyor, yaralı diyor. Ben o tabii şeyden imkansız diyorum, mayında diyorum, yaralı değildir diyorum. Bu derdimin dermanı yok, ben yürekten yaralıyım, karalıyım, karalıyım. Bekliyordum seni sevdiceği, açılsın diye Abdullah. Yarınları özlemle hayal ederken neden bıraktın beni sevdiceğim? Neden? Ne diyorsunuz? Geldim sana yazdım. Ne? Açtım mı yazdım? Allah Allah. Adam cümle tamam. Ay yavrum benim, koçum benim, elimde taşam oldu. Bir daha gelmeyecek miyim? Bir daha Sinan'la konuşamayacak mıyım? Bir daha bir şeyler paylaşamayacak mıyım? Hepsi geldi gözümün önüne. Yani bugünler geldi. Şu an yaşadığım şeyleri gördüm. Ve çok korktum hayattan. Sinansızlıktan çok korktum. Oğlumun düğünü var. Herkes takım elbiselerini giyip katılsın Sinan'ın törenine dedi. Ve herkes Sinan'ın törenine takım elbiseleriyle katıldı. Herkes Sinan'ın düğününe geldi. Ve Sinan da biz bilmiyorduk bunu söylediğini. Benim düğünüm var dediğini bilmiyorduk. Bilmeden biz de aynı şeyi söyledik Sinan için. Altyazı M.K.
gözünü kırpmadan şehit oldu benim oğlum. Canım oğlum mezarı kazdılar derken sen şehitsin üzülme. O bizim evimizin ışığıydı. Bizim evimizin ışığını aldılar bizden. Valla şehit babası olmak çok farklı bir şey. Herkese nasip olmayan bir şey. Oğlumuza gurur duyuyoruz tabii ki. Ama ki olmasaydı daha güzeldi diyoruz. Rabbimin Allah'ın sevgisi diyeyim yani. İsyan da etmiyorum Allah'ıma. Çünkü hakikaten şehitlik büyük bir şey. Sinan'ı çok seviyordum. Yani anlatamam ki bunu. İçimde yaşıyordum. Ablalık bence küçük annelik gibi bir şey. Yani kardeş acısıyla anne evlat acısı birbirine çok yakınmış. Ben de onun küçük annesi gibiydim. Çok değişik bir duygu. Hala askerde gibi, hala gelecek gibi. Ama gelmiyor. Gelmedikçe daha çok özlüyorsun. Daha çok özlem duyuyorsun. Daha çok acı çekiyorsun. Onun en çok istediği şey dayı olmaktı. Abla beni bir dayı yapmadın. Herkes dayı oldu. Bir tek ben olmadım. Evet, dayı yapamadım kardeşimi ama o da beni hala yapamadı. Sabahları bazen onu rüyamda gördüğümde böyle ilk başta uyandığımda sanki Sinan varmış gibi geliyor. Gözlerimi açıyorum, böyle her şey çok güzel. Sonra birden olmadığını fark edince dünya yine kararıyor. Diyorum ya bizim evimizin ışıklarını söndürdüler. Allah hiç kimseye yaşatmasın bu acıları. Biz bu evin içinde yaşadıklarımızı biliyoruz. Dışarıya göstermiyoruz, ağlamıyoruz. Mutsuz durmuyoruz. Ama dört duvar arasında annem, babam, ben kaldığımızda biliyoruz ne yaşadığımızı. Her anım onunla geçiyor. Ve çok zor. Karşında evlat acısı yaşayan bir anne, evlat acısı yaşayan bir baba. Ve onlara destek olmaya çalışmak. Zorunda olan bir abla. Bir yandan kardeş acısı. Abla, annem, babam sana emanet. Tamam Sinan, merak etme. Onlara çok iyi bak, olur mu? Bakmaya çalışıyorum ama bilmiyorum. Ya onu paşam diyorduk biz ona. Askerde de arkadaşlara paşa diyordu. Gerçekten de paşa oldu. Bütün paşalar selamında durdu. Gerçekten de bizim için paşa oldu. Ancak bu ev, bu kamera... Burada gizli olarak kalması lazım. Sizin o şekilde görmeniz lazım. Ben bunu anlatamam yani. İnanıyorum ki bütün şehit ailelerinin evinde aynısı yaşanıyor. Bizim gibi yaşayan çok var bunu. Ve her şehit ailesinin evine birer gizli kamera takarsanız ancak o zaman onların yüreğine inebilirsiniz. Ancak o zaman onların ne yaşadığını görebilirsiniz. Sağ olsun.
Anadolu'nun destanlarla yoğrulmuş topraklarında doğmuş dağ gibi bir yiğittir Selim Bingöl. Kanla beslenen vahşi ruhların hain bir saldırısında adı şehitler defterine yazılır. Yas tutar Nevşehir semaları bir sabah. Yere düşen her damla yeni bir destanın adını kazır toprağa. Eyvah dedim, sanki ciğerimi bir yarısı koptu, onunla beraber gitti. Kapıdan çıktı, yarısını da ciğerimin aldı götürdü. Onlar ne pahasına olursa olsun her şeyden vazgeçseler de bir şeyden vazgeçmeyeceklerine dair ant içmişlerdi. Onun için vatan dediler, namus dediler, bayrak dediler, din, dil, ırk ayırmadan millet dediler. Tarih boyu fırsat vermediler bu birliği bozmak isteyen hainlere ve çapulculara. Bu yolda her şeyi göze aldılar. Gözlerine perde çekilmiş, çocuk katillerine haddini bildirmek için. Onlar için bu vatanın bir karış toprağı bin candan daha önemliydi. Bu toprağın her karışını kutsal bilen şehitlerimiz gibi Selim Bingöl de bu yolda gözünü kırpmadan şehadetle şereflendi. Öğrencilik hayatı başarılarla doluydu Selim'in. Çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle çevresindeki herkesin sevgisini kazanacak ve yürekler daha acı dağlanacaktı. Öğretmene dedi ki benim Selim gibi bir daha eğer talebim olsun, öğrencim olsun ben o sınıfa gitmem. Çok başarılı, çalışkan öğrencim derdi. Turizm lisesi. Burada Ürgüp'e bu turistik bir yer var, Ürgüp diye Turban'da kendisi aşçılık yaptı askere gitmeden önce. Vatanına, milletine hizmet aşkı vardı içinde. Bu yüzden polis olmayı çok istiyordu. Fakat askerlik çağı gelince polis olmayı beklemedi Selim. Bu polisliği çok severdi. Hatta bir iki sefer sınava girdi. Birkaç puanla yani polisliği kaybetti. Bir gün üstü geldi anne dedi, ben zaten de biliyoruz yani muhtarlardan duyuyoruz. Tezkerem geldi dedi. Ben abimden önce askere gideceğim, tecilimi bozdurup askerlik yapacağım dedi. Oğlum nereden çıktı bu askerlik? Hem abin gider önce. Bu işte sıram olur baba. Abim okuyor. Ben gitmek istiyorum. Vatan bizi bekliyor. Hem övünmek gibi olmasın, oğlunuz dağ gibi bir delikanlı. Zihninde hatıralar canlanır birden annesinin. Çok eski bir olayı hatırlar. Yüreği yaralı bir şekilde. Anam, iyi misin? Bilmem hatırlar mısın? Daha ortaokulda mıydı, neydi? Anne. Selim, ne oldu oğlum? Uyuyamadın mı? Rüya gördüm anne. Şehit oldum anne. Yüreğimde sevda depreşti. Doğduğum anı bilmem anne. Annemi dedim, ağladın mı dünyaya gelirken? Son sözüm vatan oldu anne, gülerek şehitliğe giderken. Bu nasıl rüya oğlum? Böyle rüya mı olurmuş? Sen mahsustan yapıyorsun bana. Beni korkutmak istiyorsun. Anne, vallahi şehit olmuştum. Hatta büyük gibi konuşuyordum. Düşünme böyle şeyleri. Bir şey olmaz ona. Adı üstünde. Sadece bir rüya. Benim çok çevremde kızlar vardı. Gel oğlum seni nişanlayayım dedi. Hani çok temiz kızlar var dedi. Yok anne dedi, ben nişanlanmam, evlenmem. Evlenmeye niyetim yok dedi. Ben askere gideceğim, askerden geleceğim şüpheli, ben şehit olacağım dedi. Bir yiğit sevdalanmıştı ölüme. Gözü yari görmez. Annesi yuva kurduğunu görmek ister yavrusunun. Ama Selim ölümsüzlüğe sevdalanmıştır bir kere. Buradan çıktık dışarıya. Yola indik. Kucaklaştık, öpüştük, sarıldık.
Anne ağlama dedi. Beni büyütmüşsün, bu askere gönderiyor musun? Sakın ağlama dedi. Oğlu, gelseydik biz de terminali. Canım anne, arkadaşlar götürecek dedim ya. Hem sen dayanamazsın. Üzülürsün, ağlarsın şimdi. Ben de üzülürüm. Gözüm arkada kalır. Hadi anneciğim. Hakkını helal et. Bak işte, yakıyorsun yine ciğerimi. Helal olsun oğlum, helal olsun. Evladım. Aramayı unutma evlat. Tamam baba, unutmam. Gözün arkada kalmasın. Tamam oğlum. Selim. Hadi koçum, gidelim. Onu askere, o arabaya bindirdim, geldim, uğurladım, eve bir geldim, bir abdest aldım, iki rekat namaz kıldım. Şükür namazı kıldım. Allah'ım sana şükür olsun, bana bile olan evladı verdin ve askere gönderdim. Vatanı vazifesini yapıp gelecek diye şükür namazı kıldım. Başaradım, marş, marş! Bu şanlı yolcuyu ağırlamak için bütün iller sıraya girmişken, bu şeref Şehzadeler Diyarı Manisa'ya nasip olur. 40 ağaç misafir eder Yiğit Selim'i acemi birliği için. Sevgili anneciğim, sevgili babacığım. Nasılsınız? Sizleri burada çok özledim. Nereye baksam sizi görüyorum. Hani derler ya, asker insanı olgunlaştırır diye. Gerçekten de öyleymiş. Ben askere gelmeden önce her şeye dayanacağımı söylerdim. Fakat burada en zor şey hasrete dayanmakmış. Sevginin kıymetini öğreniyor insan. Anneciğim, burada günlerimizin hepsi birbirinin aynı. Sabah kalkıp eğitim yapıyoruz. Bir koşmaya başlıyoruz. Hiç aralıksız yağmur çamur demeden 3 saate yakın koşuyoruz. He, sakın merak etme. Benim sporum iyi olduğu için hiç sıkıntı çekmiyorum. Sevgili anneciğim, sana ve senin sıcaklığına o kadar ihtiyacım var ki buralarda. İzne geleceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sana sarılmayı, yemeklerinden yemeyi hayal ediyorum her gün. Neyse anneciğim, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selim ilk sürprizini yapar bir Ramazan günü. Ailesi sevinç içinde gözyaşlarını akıtırlar dağ gibi omuzlarına Selim'in. Dağıtım iznine gelmiştir Selim. Doğduğu toprakları son defa gördüğünden habersiz. Kim bu saatte? Bak şunu. Selim, abi, kardeşim. Selim, oğlum. Selim'im. Yavrum. Şimdi ben onu gördüm karşımda. Seviniyorum ama ben biliyorum onu. Onun gelmeyeceğini temelli biliyorum. Oğlum, nereye gideceksin dedim. Sorma anne dedi. Gel oğlum, nereye gideceğini bana söyle dedim. Biliyorum ben gelmeyeceğim. Ya anne boş ver dedi. Ben geldim ya dedi. Ne yapacaksın sen benim dedi. Nereye gideceğini. Yatağın içinde oturuyorum, yine sordum. Oğlum sen demedikten sonra ben kalkar kağıttan alır öğrenirim dedim. Mutlaka demen gerekiyor bana. Dedi ki Hakkari'ye gidiyorum dedi. Ya Allah'ım kolaylık versin oğlum, ne diyeyim. Bir tarafta başı dik bir baba gururla oğlunun kahramanlıklarını anlatırken, bir tarafta da usta birliğinin Hakkari'ye çıktığını öğrenen gözü yaşlı, yüreği yanık bir anne. Bizim Selim'in askerlik yaptığında
jandarma komando olarak mesela askerlik yapanları polisler direkt alıyorlarmış. Bu da başarılı olduğu için bana devamlı takdir teşekkür belgesi gelirdi. Takdirde falan gözüm yok. İçimde öyle bir korku var ki anlatamam. Şuram öyle bir sızlıyor ki dua ediyorum. Allah'ım sen oğlumu koru. Ama büyüdükçe büyüyor yüreğimdeki sızı. Allah bir ananın yüreğindeki endişeyi gerçek etmesin derler ya. Boşuna dememişler. Güzel düşün hanım. Güzel düşün ki güzel olsun. Şehitlik o masum kalbine malum olmuştur Selim'in. Okul arkadaşına sarılırken son kez hisleri dökülmüştür dudaklarından. Arkadaşına vermiştir bu kutlu müjdeyi. Dönüşü belli olmayan bir yola gidiyoruz. Belli oğlum belli. İyi bak memleketini, iyi bak her yerini. Aslında seni bilmem ama ben kesin dönmem artık. Bu gidişim son gidişim olur. İçim titredi. Gel sana bir sarılayım. İçimden geldi. Ondan sonra da artık onu yolcu ettim. Anne de hakkını helal et dedi. Ben geri gelmem dedi. Sen biliyorsun benim geri gelmeyeceğimi dedi. Yok oğlum o nasıl? Ben seni dedim buralarda kalasın diye mi büyüttüm? Ne hallerle ben seni bu dünyaya getirdim? Yok anne sen hakkını helal et beni bekleme dedi. Ben gelmem dedi. Gelemem dedi. Hem şehit olacağım hem de o teröristlerin kökünü kazıyacağım dedi. Kendi de biliyordu gelmeyeceğini. Ben de biliyordum gelmeyeceğini. Biz ikimiz de aynı hissi hissediyorduk. O da biliyordu gelmeyeceğini. O da dedi ben gelemem anne beni bekleme dedi. Ben de biliyordum gelmeyeceğini. Bilmiyorum Cenab-ı Allah biz ikimize aynı duyguyu verdi. Zaten ikimiz aynı duyguyu yaşıyorduk onunla biz. Eyvah dedim sanki ciğerimin bir yarısı koptu onunla beraber gitti. Kapıdan çıktı. Yarısını da ciğerimin aldı götürdü. Ondan sonra artık ben umudumu kestim. Dedim Cenab-ı Allah kalbime doğdurdu. Onun gelmeyeceğini hissettim bildim yani. O gelmeyecek artık dedim. O gitti çünkü kendisi de öyle havasından gitti. Anne beni beklemeyin dedi. Gideceğim yol sisli. Varacağım yer ölüm mü olur, yaşam mı olur hiç belli olmaz. Allah'ın takdiri. Kaderimize ne yazılmış bilemeyiz. Oğlum, ciğerimi paralama, öyle konuşma. Sakın ardından ağlama anacığım. Unutma, dönüşüm yazılmamışsa alın yazıma, vatan içindir diye düşün. Hakkari beyaz gelinliğiyle karşılamıştır bu dağ gibi yiğidi. Ne soğuk, ne kar, ne de bütün bu zorluklar yıldırabilir Selim'i. Arkadaşı geldi buraya, teyip istedi, radyo kasetlerini istedi, gönderdim. Biz dedi, korku yok dedi arkadaşı. Biz dağların arasına saklanıyor kayaların dedi. O en önde gidiyor dedi. Buraya yatmaya mı geldiniz? Hepiniz kalkın bakayım derdim, demiş onlara. Yerleştikten sonra kendisi zaten bize telefon açıyordu. Bizim bu yani aşmamız, ulaşmamız imkanı yoktu. Oğlum bak yapma, herkesten önde gidiyormuşsun. Canına yazık değil mi? Ben seni ne hallerle bu dünyaya getirdim, büyüttüm 20 yaşına kadar. Seni oralarda kalasın diye mi gönderdim? Geri geldiği bekliyorum seni derdim. Anne sen beni düşünme derdim. Ben buraya yatmaya gelmedim, sen de beni düşünme derdim.
Onun yediklerini ben oturup sini de yediğim zaman. O aralarda yiyor mu ki diye acaba öyle içerlerim sızılardı. Çok severdi fasulye yemeğini, nohut yemeğini, pilav. Onları pişirdiğim zaman. Selim, bebekler rahat uyusun diye nöbet tutarken Hakkari dağlarında sevdiği yemekler annesinin boğazına diziliyordu. Kendisi telefon açar, derdi kim varsa onunla konuşurdu. Ama o günü benimle konuşmazsa, benimle konuşana kadar mutlaka yine tekrar telefon açardı. Büyük bir operasyona çıkıyoruz anacığım. Birkaç hafta görüşemeyeceğiz, üzülme. Bu aralar teröristler çok baş kaldırdılar anne. Onları temizlemeye gidiyoruz. Oğlum. Neden sesin titriyor anne? Çakı gibi askerleriz. Güçlüyüz. Dağ taş, kar kış, soğuk pız gelir bize. Öyle bir vatan aşkı sarmış ki yüreğimizi. Oğlum. Aman dikkat et oğlum. Kayalar ardına gizlen. Yemek götürün yanınızda oğlum. Aç kalmayın. Seni seviyorum anne. Üzülme. Canım oğlum benim. Ben de seni çok seviyorum. Canımın parçasısın sen benim. Sana bir şey olursa yaşayamam. Allah'a emanet ol yavrum. Sen de Allah'a emanet ol anneciğim. Nevşehir'in diyordu Kapadokya'nın bana en yerlerini manzaralı olarak resimlerini çektirin bana gönderin. Sanki buraya bir özlem duymuştu. Şehitlik şafağı yaklaştıkça Selim'in sabahına hisler yüreğinde coşuyordu. Memleketini son bir kez görme arzusuyla fotoğraflarını istiyordu annesinden. Sanki biliyordu şehit olacağını. Daha ileride olmaları lazımdı. Tuhaf bir şeyler oluyor. Dikkatli olalım komutanım. Onların sinsiliklerini hepimiz iyi biliyoruz. Doğru söylüyorsun oğlum. Vallahi şehit olmuştum rüyamda. Hatta bir büyükmüşüm gibi konuşuyordum. Vatan bizi bekliyor. Hem övünmek gibi olmasın, oğlunuz dağ gibi bir delikanlı. Hadi anneciğim, hakkını helal et. Bak işte, yakıyorsun yine ciğerimi. Helal olsun oğlum, helal olsun. Gözün arkada kalmasın baba. Tamam ama. Baktım da ben tam o tarafa yola doğru bakıyorum. Eşim de arkası o tarafa. Ben oradan askerleri, polisleri gördüm. Askerlerden ziyade. Polis arabasını gördüm. Bir aşağı iner misin dediler eşime.
Bu gitti gelmedi. Gelmeci dur aman dedim git bardaklarımız dolu kaldı. Ben bir dedim aşağı ineyim de dedim. Neyin nesiymiş dedim. Bunlar niye dedim yukarı çıkamadı. Benim adam. Durmuş Bey siz misiniz? Benim hayırdır? Oğlum bir bela mı yaptı yoksa? Bir oğlunuz daha var sanırım. Var elbet. Olmaz mı? Yiğidim askerde şimdi. Vatan görevinde. Biliyorum çok zor ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Anasınız, babasınız. Ama onlar bu vatanın evladı. Sen ne diyorsun oğlum? Başımız sağ olsun. Oğlunuz şehit oldu. Siz bize hiç göstermezseniz dediler diye söyledik mezarda. Biz açarık yine gösterdik. Bize zorlattılar. Ben bir şu kafa tarafını gördüm. Burnunda tampon vardı. Pamuk mu ne filan herhalde galiba. Yalnız gözlere sanki bizden daha iyi böyle canlı bakıyor. Sanki bana bir şeyler söyleyecek de söyleyemedi. Bana öyle geldi. Kabristan'da açtılar. Yüzünü gördüm. Gözlerine bana bakıyordu. Anne ben sana demedim mi ben gelmeyeceğim diye. Sen de hissediyordun ben de biliyordum. Diye bana bunları söylüyordu. Bak bakışıyla anlıyordum ben onu. Ben çıkarken sana demedim mi anne gelmeyeceğim bir daha. Dönmeyeceğim diye. Sen de bildiğin halde yine benden bana soruyordun. Telefonlarda gel oğlum. Yapma oğlum deyin. O bana bakışından ben anlıyordum. Senedir her gün 2-3 güne bir rüyamda görürüm. Oğlum nerelerinde yaraların? Gel de bir bakayım derim. Açarım vücudunu her gün.
Anne, bu sabah erken uyandık. Bayram neşesi vardı içimizde. Hep seni düşündüm anne. Botları boyadık, düzeni yaptık. Şehit olacağım içime doğdu anne. Hep seni düşündüm, ağladım anne. Vatan içinde dökülen kanlar yere. Bu vatan için değer anne. Oğlun için üzülme. Sen şehit anasısın. Tak kalbine gururu. Sen şehit anasısın. Ağlama anne. Karalar bağlama. Bakma yaşlı gözlerle nur saçan kalbime. Buradayım bak. Her zaman yanı başında. Sil gözyaşını. Ağlama anne. Görmek istersen beni. Her zaman seni burada bekleyeceğim. Bu bayrağın altında. Ağlama anne. Benim içim yaralandı. Çünkü akciğer olmayan bir insan yaşar mı? Yarısını aldı götürdü zaten. Biz davulla zullayla uğurluyoruz. Tabut içinde geliyor. Özlemez olur mu? Ana olur da evladını özlemez mi oğlum? Nasıl özlemem? Burnumda tüttü. Özlemem mi? Onun yediklerini ben oturup sini de yediğim zaman. O aralarda yiyor mu ki diye acaba? Öyle içerlerim sızılardı. 10 senedir fasulye yemeğini, nohut yemeğini, pirinç pilavını adım sevmiyor oldu. O çocuğum onları çok severdi, yiyemedi diye 10 senedir onları yemem daha. Eğer Cenab-ı Allah evlat acısı gibi hiçbir acı kimseye vermemiştir. Ne anneye benziyor, ne babaya benziyor, hiç kimseye benzemiyor. Çünkü o senin bir ciğerin parçası oluyor. Çok güzel bir şey. Gururla anlat diyorum, başım dik her zaman. Ederse desin gülüm, kararımız kesin. Ne derse desin gülüm, kararımız kesin gülüm. Gelecekse gelsin ölüm, vatan sağ olsun, vatanımız.